arkası dönük oturmak istedi kendisi. Önünü döneceğim mi? Ha? Böyle mi bakacaksın? Güzel çıkmıyorsun ki böyle. O güzel yüzünü herkes görsün. Gel dönelim mi birlikte? Gel. Allah'ım yarabbim. Yok gitmek yok. Daha muayeneye yeni başlıyoruz dostum. Dur bakalım. Kitanın kaşıntıları varmış. Çünkü mama yemeği sevmiyormuş birileri. Hiç öpme, söyleyeceğim, anlatacağım hepsine. Mama yemeği sevmiyormuş. Mama yemeği sevmediği için de sürekli başka şeyler yemek istiyormuş. O yüzden de yaz sıcaklarıyla beraber alerjik kaşıntılarımız başlamış. Ama şimdi bize söz verecek, mama yiyecek bundan sonra, değil mi? Hep kuru mama yiyeceksin. Aferin sana. Isıracağım şimdi seni, yiyeceğim. Şimdi küçük yaraları var vücudunda. Hafif kabartılarımız var, tüy dökümümüz de var. Bu tabii ki beslenmeyle ilgili. İlk etapta aklımıza gelen bu. Diğer taraflarını kontrol edelim. Kaç yaşındaydı? İki. İki yaşında. İki yaşında olmuş olsan. Gencecüksün daha. Bir tane öpebilir miyim seni? Oh, öptüm. Çok güzel yürekli ama iyi uyuyor. Maşallah. Dur bakalım şimdi. Ağzına bakalım. Evet, dişlerimizde küçük diş taşları oluşmaya başlamış. Diş fırçalıyor musunuz? Yok, hiç. Dişlerimizi birazcık fırçalamaya başlamamız gerekiyor. Yapay kemik yiyor mu hiç? Ya da diş kemikleri oluyor mu? Arada yiyor. Birazcık onlardan da kullanalım. Bir de fırçalarsak, çünkü arka dişlerde diş taşları oluşmaya başlamış. Onları engellemiş oluruz bu sayede. Kitanın dişleri bembeyazmış eskiden. Sonra Kita'ya biri gelmiş ve dişleri çok güzel demiş. Bembeyazmış olarak dişleri. Ondan sonra ne yazık ki nazar değmiş ve dişlerini böyle sararmaya başlamış ama fırçalaması lazım. Çünkü fırçalanmadığı zaman böyle diş taşları oluşuyor. Hafif hafif saramalar başlıyor. Aynı bizim gibi. O yüzden dişlerine bakman lazım, tamam mı? İzin ver fırçalasınlar. Okey. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Bir daha an keserlerine bakalım mı? Buralar dolmuş birazcık. Yani en çok alt taraftan belli ediyor zaten alerji kendimi. Daha tüysüz bölge olduğu için. Oradaki kabartılar daha net gözüküyor. Yapacağımız şey önce sebebi ortadan kaldırmak. Sebeplerden biri sıcak hava. Diğeri de tabii ki de diyeti. Sıcak havaya engel olamayacağımız için. Özellikle yaz bitene kadar, hatta ömür boyu güzel bir, iyi bir kuru mamaya geçmemiz lazım. Ki o dengeyi sağlayıp alerjiden kurtulalım. Onun dışında birkaç ilaç vereceğim size zaten. Ama genel olarak iyi gözüküyoruz. Bir de diş parazit tedavimizi yapalım bugün. Onu da aradan çıkartalım. Yıkama ne sıklık veriyorsunuz? Yıkama en son 3 ay önce mi? 3 ay önce ve pet banyoya gönderdim. Tamam. Bir de yıkama yaparsanız iyi olur. Tamam. Birazcık bugün daha rahatlayacaktır. Bugün mümkünse yapabilir miyiz acaba? Aşı olacağı için mi olmayacak? Bugün olması daha iyi olur, evet. Parazit ilaçlarını vereceğim çünkü bugün. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi hap getiriyorum, hapını yutacağız. Bekliyorsun orada, atlar mı? Yok, yok, yok. Benim kandırıyorsam adam, sıkı sıkı tutuyorum onu da. Kita. Cesaret edelim. Kita. Yok yok, tamam atlama. Hayır. Tamam. Çağırmadım. Senin çağırdığın kulak var. Aynen öyle, hemen gelecek miyiz? Otur. Otur Kita. Kita'nın adı çok orijinal. Akita ırkı olduğu için ismine Kita demişler. Çok akıllıca. Evet, kocaman açıyorsun ağzını. Of, yedin sana. Yuttun mu? Ben var. Bravo sana. Ve Kita'nın harika sahibi geldi. Nasıl Kita'yla aranız? İyi mi? İyi. Oynuyor musunuz bol bol? Evet. YouTube'da bizi izliyor musunuz sürekli? Ben vallahi izlemiyorum. Aa. Aa, hemen abone oluyorsun, tamam mı? İkiniz de hemen. Hemen bugün abone olup yorum yapacaklar. Kesin hemen. İyi, kulaklarınız da güzel. Kulak sağlığınız da iyi. Bir de dinleyelim onu. Ondan sonra ilacını verip göndereceğim. Sana birkaç reçete yazacağım. İlaçlarını çok düzenli almanı istiyorum. Anlaştık mı? Bakın. Duyuyor musun beni? Yani?
Sana yaş mama ikramı yapamıyorum dostum. Alerjiksin çünkü sen. Aferin sana. Sen harika bir şeysin ya. Gerçekten var ya. Çok kibar. Her şeye izin veriyor. Hiç zorlamadı bizi bugün. İnşallah kaşıntılarından kurtulacaksın, tamam mı? Evet. Yemek ister misin bununla? Tadı çok güzel. Kurtarın beni. Al bakalım. Afiyet bol, şeker olsun. Götür onu. İkiye böldü. Evet. Mantıklı. Küçük küçük mi yiyeceğim? Bu bütün testi kendisi, onların gelmesini engelleyecek. Bir ay boyunca da koruma sağlayacak ona. İnşallah iyi olacak. Al bakalım. Aferin sana. Sıcaklardan mı çok şey oluyor, yer oluyor? Sıcaklar arttırıyor alerji. Yani şu an bu yaz biz çok fazla alerjiyle uğraşıyoruz. Mama yemeyen köpeklerde özellikle ve iyi mamayla beslenmesi gerekiyor. Mamayı reddeden köpeklerle çok karşılaşıyoruz. Kışın daha az oluyor tabii ki. Protein yazın birazcık daha ağır geliyor bunlara. Ben buna çok mama değiştirdim. İlk zamanlarda tabii 3 aylıkken aldım. Sayın aldım, başka şeyler aldım. Mamaları beğenmiyordu ondan sonra. Değişik değişik mamalar dedim. En son geçen gün bir arkadaş geldi. Daha aradan 1,5 yıl geçmiş. Aradım ona, baktım patır küpür yiyor. Ben kendim almayı yiyemiyordum yani. Birazcık şey yapmanız gerekiyor. Tadı değişik geliyor galiba. İnat etmeniz gerekiyor. Öncelikle farklı lezzetleri çok seviyorlar zaten. Sürekli aynı şeyi yemeyi sevmiyorlar ama onun için faydalı olur ama bir de bazen nasılsa ben bu mamayı yemeyeyim, birazdan bana et getirir ya da ev yemeği gelir diye bekliyorlar. Orada yapmamız gereken şey ertesi günü bekleyip ertesi günkü öğünde tekrar mama vermek. Acıkınca mecbur yiyecek ve alıştıktan sonra, kabullendikten sonra da reddetmeden devam edecek. Yani birazcık sabırlı olmamız lazım. Bir şey öneriyor musun? Önünde mama durmadan olsun kabında öneriyor musun? Belli bir saat olmasın. Şimdi başlangıç için önünde yarım saat kalsın, yemiyorsa alın önünden. Mamanın kıymetini bilsin birazcık. Geldiği zaman yemesi gerektiğinin farkına varsın. Sabaha kadar önünde durursa son dakikaya kadar belki başka bir şey gelir diye bekler. Çok akıllı. Düşündüğümüzden çok daha akıllı. Çok güzel ama maşallah. Şimdi bileşik oluşturuyorum. Hadi de şimdi bileş şey kalmış, verelim. Yakışmış mı? Ne olmuş, yemek mi kalmış? Şu an bak, onu yavaş yavaş yer. Şimdilik genel durumumuz iyi gözüküyor bunun dışında. İnşallah kısa sürede toparlanır. Gel öpsün bir tane daha doktorum. Oh, görüşürüz. İyi bak kendine, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabii sen ortamıza otursa olur mu? Aferin.